Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet önemli bir haftadayız. Güneş tutulmasıyla başlıyoruz bu haftaya. Ayın 14'ünde akşam 19-16'da 23 derece Yay burcundaki Güneş tutulması 4. evinizi etkileyecek. Büyük resme bakmak lazım tabii. Uzun vadeli bir etki bu. En az 6 ay aslında tesirleri devam edebilir. En fazla etkilenen burçlardan birisiniz, değişken bir burç olduğunuz için ve haritanızın da çok güçlü tesir alan bir alanındaki bu tutulma aslında ev yuva temaları, aile konuları, iş kariyer konularında önemli başlangıçlara da neden olabilir. Evlilik gibi, yuva kurmak gibi, emlak almak satmak, yer değiştirmek, taşınmak, işle ilgili bazı değişimler, tüm bunları bu tutulmanın tesirleriyle bekleyebiliriz. Mars'ın çok güçlü açıları var ki bu finansal konularda da hızlı bazı açılımlara neden olabilir. Size ait emlak, gayrimenkul, toprak, aileye ait bazı kaynakların değerlendirilmesi gibi örneğin. Bunlarla da ilgili hızlı açılımların olmasını bekleyebiliriz. Bu hafta hızlı haberler var. Merkür ile Mars'ın arasındaki açı da zihinsel olarak da bizi aktif kılıyor. İletişim trafiğini arttırıyor. Hızlı kararlar verebileceğimiz bir dönemdeyiz. Cesaretle de adım atabiliriz genel olarak baktığımızda. Ayın 15'inden sonra Venüs'ün Yay burcuna geçişi aslında her türlü ev, emlak, gayrimenkul ya da ailevi ilişkilerde, yuvaya ait temalarda iyicir bir etki getirecek. Buradaki sorunları çözme konusunda faydalı olabilir. Aile içi ilişkilerden ve eve dair konulardan da maddi manevi bazı kaynaklar elde etmeniz ya da bazı fırsatlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor. Ayın 17'sinde Satürn artık tamamen Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Hemen ardından ayın 19'unda da Jüpiter Kova burcuna geçiyor. Bu iki gezegenin Kova burcundaki geçişi kuşkusuz 2021'i de şekillendirecek en önemli tesirlerden biri. Yıllık videolarımızda bu konuya ayrıntısıyla zaten yer verdik. Evet, toplumsal olarak da çok önemli bir geçiş ve sizin sevgili Başaklar 6. evinizde Jüpiter yeni iş imkanları, mesleki konularda gelişme imkanları verirken Satürn de daha güçlü, sağlam yapılar kurmanızı sağlayacak aslında. Bu iki gezegen burada daha kadersel anlamda hem iş konularında bazı yeni yapılar kurarken genel hayat şartlarınız, alışkanlıklarınız, genel düzeniniz ve belki sağlık konularınızda da bir şeyleri iyileştirme, düzenleme anlamında, yeni alışkanlıklar oluşturma anlamında hayatınızda da güçlü tesirlerini vermeye başlayacak. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.